Merhaba, bu videoda Kayseri Şeker halka ağzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. 10, 11, 12 Mayıs talep toplama tarihleri 1 lot 16 lira 27 kuruş. İskonto oranı %20. 106 milyon lot dağıtılacak. Halka açıklık oranı %15. Arz büyüklüğü 1 milyar 724 milyon lira. Büyük bir arz olsa da katılım çok olduğundan az lot gelecektir. Yıldız pazarda işlem görecek, eşit dağıtım olacak. Fiyat istikrarı 30 gün uygulanacak, katılım endeksine uygun, T12 geçerli değil, teminat geçerli. İlk günlerin muhtemel tavan fiyatları tabloda. Hangi bankalardan katılabiliyoruz yine tablodan bakabilirsiniz. 106 milyon lot dağıtılacak demiştik. %65'i bize bireysel yatırımcıya dağıtılacak. 68 milyon 900 bin lot. Kaç kişi katılırsa tahminen kaç lot düşer? Yine tablodan kendi tahmininize göre bakarsınız. Ben 1000 lirayla katılmayı düşünüyorum. 11-12 Mayıs'ta BN yapı halk arzı da olacak. Bütçenizi ayarlarken göz önünde bulundurursunuz. BN videosunu da yarın gece hazırlamış olurum. Kayseri Şeker'in 3 tane şeker fabrikası bulunuyor. Kayseri'de, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ve Tokat'ın Turhal ilçesinde. Üretim şeker pancarından yapılmakta ve bu bölgede pancar üreticilerine yakın konumlanılmış. Bu fabrikaların herhangi birinde üretimi durduracak bir olay olsa bile diğer iki fabrika 23-36 gün arasında fazladan çalışarak açığı kapatabiliyor. Büyük bir avantaj. Nasıl fazla çalışılıyor derseniz şeker üretimi dönemsel, mevsimsel sezon bitiminde bir ay fazla çalışılacak ve diğer fabrika bölgesindeki pancarlar işlenecek. Gelir kalemlerinin %63'ü şeker satışlarından oluşsa da Kayseri şekerin süt, et, kumaş gibi farklı gelirleri de bulunuyor. Bunlar %1 ila 4 arasında oranlara sahip. Halka arz geliriyle ARGE faaliyetleri, işletme sermayesi, GES yatırımı ve modernizasyon yatırımları yapılacak. Benim dikkatimi çeken ARGE faaliyetleri oldu. Tohum ıslahı, ithal ikamesi gıda katkı maddeleri üretimi, pektin ve inülün üretimi, biyogaz üretim tesisi, kimyasal olmayan tarım ilacı üretimi ve organo mineral üretimine yönelik arge çalışmaları yapılacak. İleriye dönük karlılığa olumlu yansıyabilir, tabi uzun vadede. Dipnot vereyim, borsamızda Kütahya Şeker Fabrikası da işlem görmekte. Fakat Kayseri Şekeri Kütahya ile kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Kayseri'nin hem üretim kapasitesi fazla hem de bu bahsettiğimiz arge çalışmaları doğrultusunda faaliyet alanları genişleyebilir. Kütahya göreceli olarak sabit kalabilir. Fiyat olarak sorarsanız bugün için Kütahya şeker daha ucuz. Her iki şirketi de beğendim. Beğensem de birkaç kafama takılan konuya da değineyim. Önce şirketin ortak yapısına bakalım. %15 halka açık olacak. %9 varlık fonunda. %50 Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifine ait. Hakim ortak Pancar Ekicileri Kooperatifi olunca yani ham maddeyi, pancarı, üreten çiftçilerin seçtiği bir yönetim kurulu şirketi yönetiyor. Bu yönetim kurulu tekrar seçilebilmek için pancar fiyatlarını yüksek tutabilir. Şeker fiyatlarındaki artış, pancar fiyatlarındaki artışın altında kalabilir, geçmiş yıl artışlarında da görülmekte. Hissedarlar ile pancar üreticisi olup yönetim kurulunu dolaylı yollardan seçenler arasında çıkar çatışması oluşabilir. Kooperatif yönetim kurulu 4 yılda bir seçilmekte olup her değişimde şirketin uzun vadeli politikalarında da değişiklik olabilir. Bu konulara Kütahya Şeker Arzı'nda da değinmiştim, geçelim. Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin Ekim 2022 değeri 1 milyar 510 milyon lira. Bu 7 ay önceki değer. Halk arz fiyatını baz alırsak şirketin piyasa değerinin %13'ü kadar gayrimenkulü bulunuyor. Bugün tekrar bir değerleme yapılırsa daha yüksek bir oran çıkacaktır. Bu yönden beğendim. Fiyat Kütahya'ya göre pahalı diyoruz ama bu gizli değerleri hesaba katmadığımızı belirtelim. Kütahya'nın grafiğini de koyalım. Halk arz olduğu günlerdeki grafik bu. Tavanlar sonrası birkaç gün düşmüş ve sonrasında uçmuş. Bugün zirve fiyatından epey uzakta olsa da halka arzda alıp satmayanlara iyi kazandırdı. Zamanında satanlara çok çok fazla kazandırdı. Son olarak fiyat tespit raporunun tamam usulüne uygun, kurallara uygun hazırlanmıştır ama çok sağlıklı bir fiyat tespiti yaptığını düşünmüyorum. Şeker fiyatları geçtiğimiz sene fazla arttı, önümüzdeki yıllarda bu kadar artar mı? Videoyu beğenelim, kanala abone olalım, hoşçakalın.